Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TRT1'de yayınlanan, yönetmenliğini Doğan Ümit'in yaptığı tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de bu oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Pelin Akil Altan, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Şu anda kendisi 35 yaşındadır. İlk olarak 2007-2011 yılları arasında Fox'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanınmıştır. Ardından TRT1'de yayınlanan 80'ler dizisinde Seçil karakterine can vermiştir. 2012 yılında Show TV'de yayınlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil, daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıkmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamıştır. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan'la dünya evine girmiştir. Lina ve Alin isminde ikizleri bulunmaktadır. İsmail Filiz, dizide Kılıçoğlu'na hayat vermektedir. Şu anda kendisi 41 yaşındadır. AK Parti'den milletvekilliği yapmış Hüseyin Filiz'in oğludur. İlk olarak 2009 yılında Ezel dizisinde Ömer Uçar'a hayat vermiş, bu karakterle beğenilmiştir. Ardından 2011 yılında Anadolu Kartalları, 2014 yılında Paşa Gönlüm, 2014 yılında Ezra, 2015 yılında Milat, 2017 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde yer almıştır. Toplamda iki evlilik yapan başarılı oyuncu, 2017 yılında Nuran Ay ile dünya evine girmiştir. Çiftin bir kızları bulunmaktadır. Bahadır Yenişehirlioğlu, dizide Derviş'e hayat vermektedir. Şu anda kendisi 59 yaşındadır. Türk oyuncu, hukukçu ve yazardır. Daha çok roman türünde eserler vermiş, aynı zamanda avukattır. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezundur. 2017-2021 yılları arasında TRT1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde oynamıştır. Şu anda kendisi Canan Yenişehirlioğlu ile evlidir. Melis Babadağ, dizide Zeynep'e hayat vermektedir. Şu anda kendisi 37 yaşındadır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Sahneye ilk olarak 5 yaşında çıkmıştır. 2002 yılından itibaren birçok reklamda rol alan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri almıştır. 2011-2014 yılları arasında Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Elçin karakterini canlandırmıştır. Bunların dışında Aykut Enişte, Elimiz Mahkum, Oğlan Bizim Kız Bizim, Ertuğrul 1890, Yeşil Deniz, Geniş Aile gibi yapımlarda da oynamıştır. Son olarak 2020 yılında Aşk Çağırırsan Gelir isimli sinema filminde Dilara'ya hayat vermiştir. Başarılı oyuncu 2015 yılında Yiğit Özer'le dünya evine girmiştir. Fakat çift 2019 yılında boşanmıştır. Engin Altan Düzyatan, dizide Oruç Reis'e hayat vermektedir. Şu anda kendisi 42 yaşındadır. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezundur. Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalı Çarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinde oynamıştır. Bunların yanı sıra Cennet, Romantik Komedi ve Bir Avuç Deniz gibi dizilerde oynayan sanatçı, 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır. TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Ardından Fox TV'de yayınlanan Kurşun dizisinde oynamıştır. Başarılı oyuncu 2014 yılında Neslişah Alkoçlar'la dünya evine girmiştir. Çiftin Emir Aras ve Ala resminde iki tane çocukları bulunmaktadır. Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Sadriye Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır. İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Sardunya Sokak adlı dizide oynamıştır. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Sınıf A'da dizide oynamıştır. 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Çocuk Sevdim adlı dizide 39 bölüm başrol oynamıştır. 2013 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. 2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Salih karakterini canlandırmış, 2015 yılında ise Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır.
Son olarak 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde Nihal Taştan'a hayat vermiştir. Yetkin Dikinciler dizide İshak Reis'e hayat vermektedir. Şu anda kendisi 52 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünü bitirmiştir. Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle tanınmaktadır. İlk olarak 1998 yılında Leopar'ın Kuyruğu isimli filmde Serdar'a hayat vermiştir. Bu diziden sonra Kırık Kanatlar, Radyo Tantana, Babam ve Oğlum, Gözyaşı Çetesi, Sis ve Gece, Kabuslar Evi, Eşref Saati, Ulak, Mavi Gözlü Dev, Karayinci, Aile Saadeti, Umut Yolcuları, Bizim Yenge, Çıplak Gerçek, Merhaba Hayat, Muhteşem Yüzyıl, Kızım İçin, Nadide Hayat, Her Şey Mümkün gibi yapımlarda oynamıştır. Daha önce Esra Akkaya ile Dünya Evine giren Yetkin Dikinciler, 2014 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Aslı Orcan'la evlidir. Çiftin Lal isminde bir kızları bulunmaktadır. Yiğit Özşener, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Şu anda kendisi 49 yaşındadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun olmuştur. İlk olarak 2001 yılında Karanlıkta Koşanlar isimli dizide Mehmet'e hayat vermiştir. Bu diziden sonra Unutma Beni, Arap Saçı, 24 Saat, Rüya Gibi, Dudaktan Kalbe, Kayıp, Ezel, Son, Esir Şehrin Gözyaşları, İntikam, Galip Derviş, Cesur ve Güzel, Bozkır, Ramo gibi yapımlarda oynamıştır. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Zafer'e hayat vermiştir. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlenmemiştir. Ulaş Tuna Aztepe dizide Hızır Reis'e hayat vermektedir. Şu anda kendisi 33 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitim görmüştür. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Aztepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırmıştır. Bunların dışında 2016 yapımı Körfez filminde Selim'e hayat vermiştir. Birçok kısa filmde de oynayan başarılı oyuncu Bayrak, Cam Yaprakları, Babamın Cesetleri gibi tiyatro oyunlarında da oynamıştır. Asıl başarısını ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir Kaleli ile yapmıştır. Şu anda ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde başrol oynamaktadır. Dizide Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat vermektedir. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlenmemiştir. Şu anda ise Cansu Baydar'la birliktedir. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.